Herkese merhabalar. Dislokasyon 922'nin fırtına analiz programında ben Berker Küçük, sevgili Roberto Ongo ile Trabzonspor'un Ankara gücünü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendireceğiz. Merhabalar Ongo, nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de yani normalde kazandığımızda iyiyim diyordum ama iyi olmamı engelleyecek bazı şeyler var. Ama o benim hayatımla ilgili, bunu konuşmayalım. Maçı değerlendirmeden önce değinmemizi istediğim bir konu var. Hafta arası milli takım kadrosu açıklandı. Kadroda işte Dorukhan Toköz'ü gördük. Ki çok tartışıldı bu isim. Dorukhan'ın yerine kim gelebilirdi, kim gelemezdi? Ya da işte Uğurcan birinci kaleci olacak mı? Mert çağrılmalı mıydı? Caner Erkin çağrılmalı mıydı gibi tartışmalar oldu. Her milli takım davetinde böyle tartışmalar oluyor. İşte yok Şenol Güneş'e Trabzon düşmanısın, İstanbul sevicisin diyen bazı hadsizleri görüyorum. Hadsiz onlar. Yani Şenol Güneş Trabzonspor'un yaşayan en büyük efsanesidir. Efsanemize sahip çıkmamız lazım. Trabzonlu, Trabzon'un bir evladının orada ülke futbolunun, yani milli takımın başında olmasından, milli takımın patronu olmasından gurur duymamız lazım. Aksine biz de o İstanbullular gibi onu acımasızca eleştiriyoruz. Tabii ki eleştirilmesi gereken konular varsa eleştirmeliyiz. Ama dilimizi biraz dikkatli kullanmalıyız. Hani Hıncal Uç şey demiş ya zamanında, blazer giymekle Mustafa Denizli olunmaz. Yani şu an Mustafa Denizli ile Şenol Güneş ismini kıyaslamıyoruz bile mevcut durumda ama hani o Hıncal Uç gibi sırf Trabzonlu olduğu için Şenol Hoca'ya düşman olanlarla aynı safta yer almamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Milli takım seçimlerine gelecek olursak tabii ki Berat'ın dahil edilmesi sürpriz mi oldu? Yani Dorukhan mı Berat mı diye sorsan çok net Berat derim. İşte Berat mı Salih, ama Dorukhan mı Salih Uçan mı desen net Salih Uçan derim. Ama ben o milli takım seçimlerinde hocanın elinde olmayan bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok saçmalıklar dönüyordu. Açıklaması olmayan şeyler daha önce de oldu. Şimdi de oluyor. Ben Şenol Güneş'in elinde olmayan bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ancak Berat haricinde de hani Trabzonspor'dan şu niye çağrılmadı diyeceğimiz bir isim yok bana göre. Kalede bence Uğurcan oynar. Bunun haricinde milli takım davetiyesiyle ilgili, kamp kadrosuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok benim. Senin görüşlerin neler milli takıma dair? Yani ben kadroyu görünce şunu düşündüm. Sanırım son yıllarda en az üzerine tartışma olacak kadrolardan bir tanesi bu çağrılan. Ama yine de çok fazla tartışma döndü. Burada birkaç şeyi değerlendirmek lazım. Birincisi Şenol Güneş'i bilmiyorum Abdullah Avcı'yı çok fazla tutucu olmakla eleştirir camia. İşte Beşiktaş sürecinde kendi oyununu ısrarla oynatmak istemesinden belki yola çıkıyorlar ama Şenol Güneş biraz mübalağa ederek söyleyeyim 25 senedir yani 95 yılından beri hemen hemen aynı futbol oynuyor. Çok az hani taktiksel anlamda bir şey kattığını düşünüyorum. Israrla sisteminden ve o sisteme olan oyuncuları eğer bulmuşsa ondan vazgeçmeyen bir hoca. Bu anlamda çağırdığı isimlerdeki şeyler, yani isimler üzerindeki tartışmaları bu gözle okumak gerekiyor. Dorukhan'ı Beşiktaş'tan tanıyor. Risk almak istemiyor olabilir. Bir yandan da turnuvaya henüz zaman var. Orada belki hani bir son durumlarını görmek istemiş olabilir. Ben de hani Dorukhan mı Berat mı? Berat tabii ki. Ama yani yine de ben saygı duyuyorum. Şöyle de bakıyorum. Gerçekten de hani insanlar kendi takımları üzerinden bir değerlendirme yapıyorlar ve isyan ediyorlar ama hani Rıdvan diyor Beşiktaşlılar. Bunu ben işte Twitter'da falan da yazdım. O şeyde değil, o seviyede değil arkadaşlar. Yani kabul etmek gerekiyor. Tamam hani potansiyel tamam da değil. İşte Altın Ordu'nun Enis Destan ismi falan geçti. Neden çağrılmaz? Alt tarafa çağrıldığı için Enes neden var deniyor. Enes Nola şey yok. Yani bizim eski havuzumuz yok. Eski forvet havuzumuz çok güçlü bir havuzdu. Artık o havuz yok. Yani eskiden işte Ünal Karaman beni andı. Bugün ben onu çok andığım için. Ümit Karan işte numara 9 vardı, Necati vardı, Burak vardı. Yani böyle 6-7 tane üst düzey
oyuncunun aynı anda olduğu bir havuzdan bahsediyoruz. Oradan birkaç kişi seçiyoruz. Şu an Burak var. Cenk var. Üçüncü isim yok. Yani üç numara soru işareti. Ali Akman deniyor ama o da iki ayda top oynamıyor ki bence bir hala bu seviyelerin oyuncusu değil. Tamam, hani birincilikte Bursaspor'da yaptıkları yani onu kalkıp üst tarafa koyamayız. Şenol Güneş'i o anlamda hani ben makul buluyorum bütün seçimleri. Şenol Güneş'le alakalı da özellikle benim unutamayacağım maçlardan biri, sık sık da dile getiriyorum. Fransa maçı, 2-0 kazandığımız maç. Yani müthiş bir dominasyon son şampiyona karşı. Milli takıma verdikleri, Türk futboluna verdikleri, Trabzonspor'a verdikleri tartışılmaz bir isim. O anlamda bence de eleştirileri yapalım ama küçük harflerle yapalım. Ya tabii ki zaten burada ben herkesten, tüm hani sadece futbol endüstrisinin içindeki herkesten bahsederken eleştirebiliriz. Ama ölçüsü olması lazım her şeyin. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu arada senin hani söylediğinden ötürü de içeride bir şeyler dönüyor mu? Kesinlikle dönüyor. Yani menajerler, milli takım hocaları, o seviyedeki karar vericiler, işte kulüp düzeyindeki yöneticiler falan, bunların arasındaki o döngüyü az çok biliyoruz neler olduğunu, ama şunu söyleyebilirim. Lucescu zamanı ve Fatih Terim zamanı son iki milli takım çağrılmalarıyla karşılaştırdığın zaman en masum olanı bence budur. Yani Lucescu zamanında çok daha komik, absürt olaylar oldu. Fatih Terim zamanında Adanaspor'un kalecisi falan çağrıldı. Hiç oynatılmadı. Bir anda işte o prim şeyinin içine falan düştü. O anlamda orada hani çağrılan isimlerin menajerlik bağlantılarını falan, sonra neler olduğunu falan da öğrendik. Bu ilişkiler yıllardan beri var. Bu arada bütün ülkelerde var. Tamamında var. Ama son iki dönemle karşılaştırdığımız zaman bence en masumuydu bu. Tabii ya, Lucescu döneminde ben Ozan Özyakup'un, hani Ozan Özyakup o zaman acayip bir şeydi ya. Yani ilk 11'i kurarken ilk yaz yani isim Ozan Özyakup, sonra kimi yazarsın? Öyle düşünürsün. Öyle bir durumdaydı. Adam Ozan Özyakup'u çağırmayı unutmuştu. Yani unutmak mı dersin, başka bir şey mi dersin bilmiyorum da. Sonra işte Lucescu döneminde yine Hollanda 2. liginden galiba bir futbolcunun çağrıldığını hatırlıyorum. Çok acayip saçmalıklara da tanıklık ettik. O konuda da katılıyorum sana yani. O zaman maçın değerlendirmesine geçelim. İlk olarak ben ilk 11'i değerlendirmek istiyorum. Baktığımızda Hüseyin Türkmen geri dörtlüde, yani tartışabileceğiniz bir isim ki bence kesinlikle oynamaması gerekiyordu. Hüseyin Türkmen hani iyi bir stoper değil. Birisi diyebilir ki bu çocukta yine bir şeyler var. Hani bir şeyler olabilir diyebilir. Ben demem ama birisi diyebilir, hani dese de ulan bu ne saçma fikir demezsin. Ama ben Hüseyin Türkmen'in iyi bir futbolcu olmadığına eminim. İyi bir futbolcu değil Hüseyin Türkmen. Hani bugün Trabzonspor kazanamasaydı ben bunu söylediğimde kimse yadırgamayacaktı. Ama çok rahatlıkla söyleyebilirim ki pozisyon bilgisi çok zayıf. Stoper arkadaşıyla, yani Edgar'la arasındaki mesafeyi hiçbir şekilde ayarlayamıyor. Sol stoper Hugo oradan ona bağırıp yerini falan koruması gerektiğini anlatıyor. Ben Hüseyin'in oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Hoca da zaten yaptığı değişiklikle Edgar'ı sağ beke çekip Hüseyin'i stopere almasıyla Hüseyin'i oynatmamak için bir çare aradığını gösterdi bence. Bunun yerine orada Flavio'yu da deneyebilirdi. Bence fena performans göstermemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe maçında. Ben Hüseyin Türkmen'in oynamasını doğru olmadığını düşünüyorum. Yunus Mallı'yı beğenmeyenler var. İkili mücadelelerde zayıf, yumuşak, her şeye tamam okeyim ben. Ama bu adamın ciddi bir pas kalitesi kattığını söyleyebilirim. Dar alanda yaptığı pas, dar alanda yaptığı kısa paslarla oyunu rahatlatması. Ki pas sayısı da fena değil. Yani baktığımızda Parmak ve Bakasetas'ın genelde pas istasyonlarında olduğunu gördük ama Yunus da 51 pas yapmış. Hani çok acayip bir sayı değil belki ama orta sahamızdaki pas kalitesinin aslında yüksek olduğunu belirtiyor bu. 3 orta saha oyuncumuz 170'in üstünde pas yapmış. 180'in üstünde pas yapmış. Bence bu güzel bir istatistik. Pas kalitesini orada artırmak için ve 4-1-4-1'de de Bakasetas Yunus ikilisinin ileri geri gitmesinde de iyi bir koordinasyon olduğunu gördüm ben.
bloklar arasındaki mesafeyi de iyi ayarladık. İlk yarı zaten maçın başında ilk dakikalarında golün bulunmasıyla beraber Ankara Gücü'nün planları alt üst oldu. İkinci gol, ben haftalardır bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Rakip savunma kayamadan topu oyunun yönünü değiştirmek. Bu çok önemli bir şey. Yani golden önce dikkat ederseniz Cenini'nin bir şutu var. Cenini'nin şutundan önce bu ilk golden önce oluyor bu dediğim, yanlış hatırlamıyorsam. Şu an karıştırıyor olabilirim ama Cenini'nin şutundan önce Wakeme'nin bir pası var terse. O pas çok kritik. Şimdi o topu Cenini'ye yan paslarla da ulaştırabilirsiniz ama yan paslarla 15-20 saniyede ulaşır oraya ve rakip savunma rahatlıkla kayabilir. Açık alan bulamazsınız ve pozisyon da üretemezsiniz. Ancak Wakame bu pası tekte atınca adamlar havada topu izlerken bile belki kaymayı gerçekleştiremiyorlar. O kaymayı gerçekleştirebilecek çalışmaları belki yapmamışlar, artık bilmiyorum. O pas 4-5 saniyede oyunun tersi yöne gidiyor. Ve rakip daha kapanamadan işte Cenini bir çalım, bir şut, seken topta Yakuba'nın golü. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Pep Guardiola buna çok dikkat eder. Pas hızlarını çok önemser. Bu pas hızı konusu çok önemli. Rakip savunma, eğer oyunu rakip sahaya yıkıyorsanız rakip savunma kayamadan oyunun yönünü değiştirmek çok kıymetli. Bu konuya bir parantez açmak istedim. İlk yarı Trabzonspor'un net bir dominasyonu var. Ben penaltı pozisyonuyla ilgili penaltı mı değil mi tartışılır. Hüseyin'in orada yine gereksiz olduğunu, hani gereksiz bir sertlik var orada. Yani gri bir pozisyonda ve penaltı verilmesini yadırgamıyorum ben çok da. Onun haricinde ilk devrede Trabzonspor'un bir dominasyonu olduğunu söylemek mümkün. İkinci yarı yine 15-20 dakika iyi bir, yani iyi demesem bile rakibi Trabzonspor kendi kalesinden uzak tutmayı başardı. Devamında yapılan değişiklikler, hocanın biraz da hani az önce dedim ya bu Hüseyin'i ben nasıl oynatmam düşüncesi ve onun haricinde işte yaptığı değişikliklerle Trabzonspor'un pas kalitesi düştü. Baker, Yunus Mallı değişikliğiyle Trabzonspor'un net bir şekilde pas kalitesi düştü ve Trabzonspor topa sahip olamadı. Devamında Trabzonspor'un pozisyonlar verdiğini gördük. Bu pozisyonlarda ama Uğurcan Çakır'a da yani ayrı parantez açmadan edemeyeceğim. XG, gol beklentisi istatistiği. Sen tek başına bir anlam ifade etmediğini düşünüyorsun. Katılıyorum. Hiçbir istatistik tek başına bir anlam ifade etmez ama bu istatistik tek başına en çok anlam ifade edenlerden galiba. 1.5 gol beklentisinden bir gol yedik. O da penaltıdan yani. Penaltılar XG'ye dahil olmaz. Yani 1.5 gol beklentisinden hiç gol yemedi Uğurcan. Bu Uğurcan'ın ne kadar iyi bir kaleci olduğunu hani bir istatistik yardımıyla anlatmak gerekirse bu herhalde yeterli olurdu. Uğurcan net bir şekilde söyleyebilirim ki form durumlarını da göz önünde bulundurduğumuzda bu ligin en iyi kalecisidir. Ben hani Altay'la falan artık karşılaştırmanın çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Farklı bir seviyenin kalecisi. Sezon sonu inşallah iyi yerlere gider. Ben orada değişikliklerden sonra oyunun hakimiyetini kaybettik belki ama buna rağmen golü yememesini de bildik. Güzel bir galibiyet. Kafamızı yukarı kaldırıp rakiplerimizin de puan kaybedeceği haftada iyi bir galibiyet oldu. Umarım devamı gelir. Biraz uzun oldu, kusura bakma. Sözü sana bırakayım. Genel olarak maça dair görüşlerin neler? Şimdi Alanyaspor maçında o kötü durum hepimizi çok endişelendirdi. Acaba dedikanı bıraktık mı? Ne yapıyoruz? Ne olacak? Çok da kötü göründük. 4 maçtır galip gelemeyen Alanyaspor'dan 4 tane gol yedik. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bu sefer de 3 gol yedik, doğru. 3 gol yedik. Bu sefer de 3 maç arda arda kazanıp gelen buraya 3 maçta 9 puan yapan Ankara Gücü'nü de karşılaşıyoruz ve alt tarafta düşmemeye oynuyorlar. Düşmeme mücadelesi veriyorlar. İşte Hikmet Karaman'la çok iyi bir çıkış yakaladılar ve öyle bir maç üzerine, Alanya maçı üzerine açıkçası benim kaygılarım vardı. Ama tam işte yine Trabzonspor gibi işin zıttını yaptık yani. 3 maçta çok iyi oynayan bir takıma. İlk yarıda işi bitirdik. Ankara Gücü'nün iyi görünmesinin, iyi oynamasının, puanlar almasının temel nedeni bütün bir maçı aynı fizik kondisyon seviyesinde az çok götürebiliyorlar. Çok diriler. Hikmet Karaman'ın bence hani taktiksel anlamdaki değişiklikleri bir yana,
buradaki o mücadele gücü ve işte o çok kısa zamanda olmaz bu. Sonuç olarak hoca 7-8 haftada takım başında ama bir şekilde antrenman ayarlamasıyla belki oluyordur bu. Takımı diri tutmayı başarmasıydı sırrı. Bu nedenle ben maç 1-0 iken kolay olmayacak dedim. Yani mutlaka 2'yi bulmalıyız diye düşünüyordum. Hemen 1-1 yaptılar. 2-1 öne geçtiğimiz zaman da mutlaka 3.yü atmamız gerekiyor dedim. Çünkü Ankara gücü bırakmayacaktı. Eğer 3. golü bulmasaydık, yıldırmasaydık kuvvetle muhtemelen daha zor olacaktı bizim için bu maç. O nedenle maçın sonlarında senin bahsettiğin baskıyı yememizi doğal karşılıyorum. Hem bizim değişikliklerimiz yüzünden hem de dediğim gibi Ankara gücü gerçekten çok diri takım ve oralardan çıkmasını bekliyorum ben. Yani düşme mücadelesinde avantajlı görüyorum onları. Bizim sistemimize gelince hafta içinde hatırlarsan Abdullah Hoca bir takım şeyler deneyeceğiz dedi. Ben açıkçası hani benim beklentim şuydu. Birkaç genç oyuncu belki monte edilebilir. Kendi de söyledi. Başka sistemler falan deneyeceğiz ama benim öncelikli beklentim oyuncu bazında değişikliklerdi. Ve hemen ilk kadrolar açıklandı mesajı gelince falan hemen ona baktım. Değişiklik var mı? Hiçbir değişiklik. Hatta niye bu aynı falan diye düşününce sen şey dedim. Belki hani içeride farklılıklar vardı dedim. Twitter üzerinde konuştuğumuz zaman tam olarak öyle oldu. İçerisinde çok net bir farklılık vardı. Şöyle ki geçen hafta yine 4-1-2-3 diyelim ona ya da ne dersen artık yani baka biraz 8 gibi yani daha fazla parmağın yanına doğruydu. Daha 8 rolündeydi. Bugün net bir 4-1-4-1 vardı. Yani net simetrik 4-1-4-1 vardı. Yunus Bakasetas yan yanaydı. Bu 4-1-4-1 biz hücum ettiğimiz zaman Bakasetas'la Yunus'un pozisyon icabı zaman zaman açılmasıyla zaman zaman da bir tanesinin ön tarafı yedeklemesiyle, ön tarafa eklenmesiyle 4-3-3'e de döndü. Yani bu şekilde bir 4-1-4-1, 4-3-3 benzeri bir oyun vardı. Bunun yanında haftalardır söylediğimiz, yani bizim hücum stratejimiz yok dediğimiz hadise bugün görüldü. Bugün hücum stratejilerimiz vardı. Yunus üzerinden oynadığımız oyunlar vardı. Yunus'un derin pasları. Ki hatta bu Edgar'dan başlıyordu. Yani Edgar'dan parmağa, parmaktan Yunus'a bağlantı. Onun dağıttığı toplar yine Bakasetas'ta da yaşandı. Yani bu pas, dikine pas anlamında hem stoperimiz, hem ön liberomuz, hem 10 numara pozisyonunda oynayan hemen forvet arkasındaki oyuncularımızın derin pasları çok işe yaradı. Özellikle ilk yarıdaki yarım saatlik kurgu tamamen bunun üzerine kurmuşuz gibi geldi bana. Bunlar çok etkiledi. Marlon'un hücum desteği söz konusuydu. Dikkat ettim bilmiyorum. Genellikle bunu Serkan üzerinden kurmaya çalışıyordu hoca. Bunu sana daha önce de konuştuk. Yani beklerden bir tanesine yapıyor bunlar ama Marlon tarafında çok daha başarılı olurken bunu Serkan tarafından kuruyor olmasının temel nedeni Vaka'dan beklentisi. Yani Vakayemi'nin de defansif olarak sıkıntılı olması Marlon'da çıktığı zaman ciddi bir zafiyet yarattığı için bunu Serkan tarafından kurmaya çalışıyordu ama Serkan da orada konuk durumlara düşüyordu. Hatırla ileri çıktığı zamanlarda ne yapacağını bilmiyor. Hüseyin'i oynatmak durumunda kalınca sağ bekte ister istemez bu sefer Vakayemi'ye biraz daha defansif bir görev verdi ve Marlon'un çıkışları vardı. Hücum anlamında katkısı vardı. Benim taktiksel anlamda gördüğüm bunlardı ve bunlar oldukça olumluydu. Hocanın söylediği yani artık bir dahaki senin kurgusunu yapmaya başladık. Bunu hem dizilim anlamında yapıyor hem de oyuncu anlamında yaptığını biliyoruz. İşte bir takım sağ bek konusunda da hafta içi birkaç isim sızdı. Yusuf muydu? Joseph ya da işte nasıl okuyorsak daha önceden bildiği bir oyuncuymuş hocanın. Oraya onu falan monte etmeyi düşünüyor. Her iki anlamda da hoca kurguyu yapmaya başlamış. Benim bugün ilk yarım saatte gördüğüm Trabzonspor oldukça iyi bir Trabzonspor'du. Rakibin sizi yenebileceğini düşünme fırsatı verme derler. Yani sahaya çıktığınız anda herhangi bir spor takımı rakibin sizi yenmesiyle alakalı kafasına bir aklına fikir gelmemeli derler. Biz bugün ilk yarım saatte oynadığımız oyunda Hikmet Karaman'ın da Ankara güçlü oyuncuların da akıllarından acaba puan alır mıyız, acaba galip gelir miyiz düşüncesini sildiğimizi düşünüyorum. Biraz fazla pozisyon verdik. Uğurcan'ın birkaç tane iyi kurtarışı var ama Ankara gücü buluyor bu pozisyonları. Geçtiğimiz hafta 19 şut attılar Göztepe Kalesi'ne. 19 şut. Yani o da artık tamam biraz hücum oyunu oynadığımız zaman da defansif zafiyet vermemiz doğal. Onu da değerlendirmiş olayım.
Ya her maçı pozisyon vermeden kapatamazsın zaten. Ki Ankara Gücü de hani pozisyon vermeden kapatamayacağın maçlardan biri. Bitiremeyeceğin maçlardan biri. Burada da işte Uğurcan gibi iyi bir oyuncuya sahip olmamız faktörü Trabzonspor'u en azından rahatlıkla galibiyete götürdü. Benim bunun haricinde genel olarak maça dair söylemek istediğim bir şey var mı şu an düşünüyorum. 4-1-4-1 yani o muntazam kaymalar beni çok mutlu etti. Gerçekten yani onlara çok dikkat ederim. Biraz takıntılıyımdır o konuda. Net bir diziliş görmeyi çok severim sahada. Ünal Karaman döneminde bunu görüyorduk. Hüseyin Çimşir döneminde yok işte Vakayeme merkeze kayıyor. Badu sola falan. Yani acayip bir plansızlık görüyordum ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Ben bu muntazam dizilimden çok memnunum. Yediğimiz golde bir gözlem daha yapmıştım. Onun görüntüsünü de Twitter'da paylaşacağım. Bu yayın bittikten sonra. Golden önce hatırlarsan Ekuban bir net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Yararlanamadıktan sonra yere düştü işte. Orada yerde herhalde kıvrandı falan. Geri dönmedi ve rakip bir atak yaptı. Trabzonspor savunması yerleşti. Dörtlü savunma önlerinde parmak 4-1. Şimdi 4-1 olması lazım ama Ekuban dönmedi. Vakayeme var, Yunus Mallı var, Bakasetas var. En sağdaki Ekuban yok. Oradan bir destek yok. Oradaki boşluğu kapatmak için sağ kayan Bakasetas. Orada Bakasetas'ın oluşturduğu boşluğu doldurmak için sağ kayan Yunus Mallı. Bu sefer Yunus Mallı'nın oluşturduğu boşluk orada kalıyor. Kimse doldurmuyor orayı. Sonra o boşluktan sonra rakibin derinlemesine attığı bir pas ve Hüseyin Türkmen'in penaltı yapması. Şimdi geçen hafta diyordum ya ben canlı yayın yaptığımızda alan parselizasyonuna çok önem verir Abdullah Avcı gibi hocalar. Flavio'yu neden istemediğimi, neden hocanın istememekte haklı olduğunu söylemiştim. Açıklamaya çalışmıştım. Aslında bu yediğimiz gol bunun çok net bir göstergesi oldu. Evet, Ekuban bunu ileride kaldığı için yaptı. Flavio da o reaktif bekleyen savunmada bir anda pres yaparak boşluk vermemize sebep oluyor. Ve bu Trabzonspor'un belki de gol yemesine, arkada başka boşluklar vermesine sebep oluyor. Ben bu yüzden Abdullah Hoca'nın Flavio'yu oynatmamasını doğru buluyorum. İşte Flavio gibi oyuncular, Onazi gibi oyuncular, Ünal Karaman gibi hocaların sistemlerinde iyi olabiliyor. Daha çok hücumu sadece ofansı düşünen oyuncuların, hocaların sistemlerinde etkili olabiliyorlar. Onazi kendi prime'ını galiba Ünal Karaman yönetiminde yaşamıştı. Buna dikkat çekmek istedim. Konuşmamızı istediğim bir konu var. Yunus Mallı'nın oynaması gerektiğini düşünüyor musun sen? Yani bence yine hocanın hani pas kalitesini artırmak adına Yunus'u oynatmasını yine doğru bulabilirim, haklı bulabilirim ama Yunus'un hala istenilen seviyede olduğunu düşünmüyorum. Aslında bence hiçbir zaman beklenen seviyeye çıkamayacak. Süper Lig'deki o sertlik seviyesine çıkamayacak çünkü yani adamın tarzı bu değil. Çok yani fiziksel yapısı müsait değil buna. Ben Yunus Sultan o yüzden hani çok acayip bir verim alabileceğimizi düşünmüyorum hiçbir zaman açıkçası. Ama işte bu pas oyununun önemli bir parçası olabiliyor. Hani bir benzetme yapacak olursam hocanın Başakşehir'deki dönemine Emre Belözoğlu yani son sezonunda galiba 2018-2019'da defansın önünde Mahmut, Mahmut'un önünde İrfancan, işte İrfancan'ın yanındaki oyuncu değişiyordu. Ama buradaki İrfan Can'ı ben Yunus Mallı'ya benzetebiliriz diye düşünüyorum. İrfan Can daha iyi bir futbolcu tabii ki. Hani en azından o bahsettiğim dönemki performansıyla kıyasladığımızda. Ama Yunus Mallı'nın tarz olarak o İrfan Can'a benzediğini söyleyebilirim. Senin Yunus'un performansına ve gelecekte Yunus'un Trabzonspor'da forma şansı bulma ihtimaline ilişkin görüşlerin neler? Şöyle... Bence ben biraz sana katılıyorum. Yani Yunus Türkiye'de yapması zor. Yani fiziksel mücadeleye girecek. Bir yandan da şöyle belki hani Yunus önde 10 numara pozisyonunda oynayıp arkasında işte Parmak ve Berat biraz yumaşak kalabilir ama Parmak ve bir ön libero veya Berat ve bir
ön libero şeklinde bir yapı olmuş olsa oradaki o sertliği de getirebilir ya da Yunus'un sertlik zafiyeti veya işte oradaki defansif zafiyeti, fizik anlamındaki zafiyetini tamamlar diye düşünüyorum ama Bakasetas, Yunus benim kafama bir türlü oturmuyor. Yani şimdi buradaki 4-1-4-1'in ön ikilisi olabilir mi? İyi olur. Çok iyi olur. Ama bu oyunu kime karşı oynarsan Ankara Gücü'nü. Yani bu oyunu Anadolu takımlarına karşı biraz daha düşük profilli takımlara karşı oynarsın. Bu oyunu biraz seni ısıracak takımlara karşı. İşte geçtiğimiz hafta oldu Alanya maçı. Ya işte büyükler, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlara karşı oynayamazsın bu oyunu. Yarın bir gün Avrupa yaparsan Avrupa'da da oynayamazsın bu oyunu. Orası oldukça zafiyet gösterir. Belki nasıl olur? Öndeki forvetin güçlü bir forvet, basan bir forvet, defansif özellikleri olan bir forvetse, yine Sörlot'a gideceğiz, Sörlot tarzı bir forvetse veya işte açıklarda da defansif zafiyet göstermeyen açıkların varsa, bu dediğin kaymalar anlamında ve işte birileri arasındaki mesafeleri de ayarlama anlamında çok yararlı olur ama bugünkü oyunumuz 4-1-4-1'i bu oyuncularla ben hani bu maça böyle çıkmazdım. Yunus'un da bu katkı verebileceğini çok düşünmüyorum. Ya da bu oyun tarzında çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ama hoca ısrarcı. Görünen o ki takımda işte bir dahaki senenin kurgusu içerisinde Yunus var. Belki hocanın kafasında ben hep önceki haftalarda hep söyledim, hatırla. Yani bu açıklar hocanın açıkları değil. Bu forvet de hocanın forveti değil. Bu anlamda da başka modelde, başka biçimde, başka tarzları olan iki açık ve forvetle belki Bakasetas Yunus daha iyi olabilir. Belki işte duvar olan bir forvetle Yunus çok başka işler yapabilir. Ama işte bu Canini, Lafobo ile veya işte bu tarz oyuncularla ben de sana katılıyorum çok başarılı olacak gibi değil. O evet. Görmek gerekiyor. Yani o üçlü, yani açıklar ve farklı bir santrofor üçlüsüyle beraber ne yapacağına bakmak gerekiyor Yunus'un. Bir de benim anladığım kadarıyla hoca zeki topçu istiyor. Yani futboldan anlayan topçu, futbolcu istiyor. Mesela parmağı da o yüzden tercih ediyor gibi geliyor bana. Biraz daha Berat'ı işte seviyor. Berat zaten herkes oynatır da. Parmağı sevmesinin sebebi de bu bence. Biraz daha ya ben parmağın aslında futbol aklını acayip bir oyun görüşü var falan demiyorum ama yine nerede ne yapması gerektiğini biliyor bence. Hocanın söylediklerini uygulayabiliyor. Hoca şey ifadesini çok kullanıyor. Öğrenmeye aç oyuncularım var diyor. Bu hani öğretmen öğrenci ilişkisinde de iyi bir öğrenci olan futbolcuların da tercih etmeye çalışıyor. Yusuf Sarı için Hüseyin Çimşir zamanında demişti ki işte soruyorlar Hüseyin Çimşir'e elinizde bir sihirli değnek olsa ne yaparsınız? O da diyor ki Yusuf Sarı'ya Fransızca aman Yusuf Sarı'ya Türkçe öğretirim. Yusuf'u tercih etmemesinin sebebi mesela bu olabilir. Hocanın Yunus'u tercih etmesinin sebebi de futbol bilgisinin yüksek olması, Alman altyapısı görmüş olması olabilir diye düşünüyorum. Yadırganası bir tercih değil diye düşünüyorum. Evet evet. Oyun aklımız düşük. Hani bunu önceki şeylerde de konuştuk. Yani oyuna akıl katan Bakasetas biraz da Berat demiştik hatırla. Yani hatta kolektif anlamdaki akıl da çok düşük. Yani orada bireysel tabii zeki bir oyuncu Tony de kolektif anlamda o da yetersiz kalıyor. Eko da bireysel anlamda akıllı bir oyuncu, sinsi bir oyuncu, yani kurnaz bir oyuncu ama kolektif anlamda öyle değil. Hal böyle olunca takım aklını yukarı taşıma anlamında katılıyorum sana. Yunus da, Parmak da bunu yapabilir. Parmak da yani senin Hüseyin'le alakalı söylediklerini belki değerlendirmiş olayım Parmak'la birleştirilerek. Belki bu milli takım aralığında Türk futbolundaki genel sorunlarla alakalı bir şeyler konuşuruz demiştik hatırla. Öyle bir sorun var. Yani Trabzonsporlu oyuncuların sorunları, yerli oyuncuların sorunları, altyapımızdan çıkan oyuncuların sorunları Türkiye'deki oyuncularla çok benzeşiyor yani bir kısmına şu anlamda. Bu çocuklar fiziki anlamda hiçbir zafiyet göstermiyorlar. Yani Serkan'a bakıyorsun çocuğun fizik kondisyon vesaire burada ya da mücadele isteği anlamında hiçbir problemi yok. Teknik anlamda da problemi yok. Hüseyin de keza böyle yani şeyde problem yok adamın. Bakıyorsun adamın diri fiziği var. Sağlam, iyi, tamam. Bunun içerisinde Abdüş'ü de koyuyorum, Yusuf'u da koyuyorum yani. Yusuf Yazıcı'yı da koyuyorum. Son zamandaki yerlilerin tamamının temel problemi oyunu bilmiyor olmak. Yani birileri
altyapılarda bu oyunculara şeyi öğretmemiş futbolu. Yani futbolu öğretmemiş derken temel şeyini. Bunu şimdi yayına girmeden önce Sörloth açıklamalar yapmış. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Gördün mü ya da sen şeyle. Türkiye'de bana taktik vermiyorlardı. Sana da çıkıp gol at diyorlardı diye bir açıklama yapmış. Şimdi yani bu işte Türkiye'nin özeti. Yani bu çocukların bence yetenek anlamında, kalite anlamında iyi çocuklar yani. O yüzden hep böyle bir acaba mı, acaba iyi bize veriyor. Acaba olacak mı Serkan? Acaba olacak mı Hüseyin? Acaba olacak mı Parmak? Abdüş acaba olacak mı? Hepsi acaba sorusunu verdiği için bu kadar fazla sinirleniyoruz. Çünkü acaba'yı soruyoruz, soruyoruz ve sonuçlanmıyor. Ama temeldeki problem işte o altyapılarda. Yani bu çocuklara futbol öğretilmemiş. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Doğum'un ilk Beşiktaş'a geldiği zamanı. Ne kadar o işte medyaya yansıtılan doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama ilk iki ay milli takım antrenmanı yaptırdım diyor çocuklara. Çünkü o an o kadar şeyde temel anlamda problem var. Toşak buna benzer bir açıklama yapmıştı geldiği zaman. Avukat yine buna benzer bir açıklama yapmıştı. Yani yerli oyuncuların, bütün Türklerin ve Trabzonsporların, Trabzonsporların hatta biraz daha fazla yetenek anlamında hiçbir diğer ülke çocuklarından farkları yok. Temel problem futbolun temellerinde. Ki bence daha da yetenekliler. Türk, yani... Kuvvet de muhtemel evet. Yani bunu ben de düşünüyorum. Özellikle hep bunu da dile getiriyorum. Yani Balkan geni olan o Bursa ve çevresindeki oyuncularla bizim işte Trabzon yöresinin içerisindeki oyuncular genetik olarak zaten yetenekli yani çıkıyor işte buradan yani. İşleyemiyoruz sadece. Bu anlamda hani biraz işte Hüseyin'le alakalı bir de şöyle söyleyelim. Şimdi Hüseyin U21 tandemi Ravil Hüseyin'de. Ravil bugün Başakşehir'e transfer oldu. Forma yüzü göremiyor. Ki stoper hatlarında problem olmasına rağmen. Hüseyin bugün bizde forma yüzü göremiyor. Yani senin Ümit Milli Takımı'nın tandemi iki stoperi üstlükte ki bunlar artık hani 21-22 yaşına geldiler. Ravil biraz daha ufak yanılıyorsun ama artık hani yavaştan geçiyor yaşlıları. Adamlar şey oynayamıyor. Üst klasmanda top oynayamıyorlar. Şimdi burada bir şey eksikliği var. Yani bir neslin senin alt taraftan getirip bir takıma monte edememe sorunum var. Hem ulusal takım anlamında söylüyorum bunu hem de kulüpler anlamında. Ben her zaman şunu iddia ediyorum. Bizim işte sağ bekte problem yaşadığımız zaman eğer bizim taf takımımızın sağ bekini oraya direkt koyamıyorsak veya forvette bir problem yaşadığımız zaman PAF takımın bir maçlıktan bahsediyorum yani bütün bir sezonu götürmesinden değil bir maçlık ya da bir maçın belli zamanında Covid oldu, sakatlık oldu, ceza oldu PAF takımındaki bir oyuncu bir haftalık oraya gelip monte edip A takımda fırsat verip ondan sonra tekrardan gönderebiliriz burada hiç problem yok ama bunu yapamıyorsak kapatalım o PAF takımı gitsin yani alt takımları kapatalım olmasınlar yani şimdi bunu yapamıyor olmamızın nedeni de işte bu geçişleri sağlayamıyor olmamız hem ulusal anlamda hem Trabzonspor anlamında yani alt takımdan üst takıma yeterli seviyede oyuncu getirip koyamıyoruz. Getirip koyduklarımız da o kadar parlak ki Yusuf Yazıcı, Abdüş, Uğurcan o kadar parlak ki çocuklar söndüremiyorsun istesen de yani o kadar iyiler. Bizim görevimiz yani parlak olmayan veya işte potansiyeli görünen adamları o potansiyellerini kinetiğe çevirip takıma monte etmek olmalıydı. Bunları biraz yapamıyoruz ama tabii dediğim gibi hani bu biraz daha böyle daha geniş çerçevede açmamız gereken bir konu. Yine de Hüseyin'e tek başına kızamıyorum. Yani bugün yani tamam penaltı pozisyonunda biraz hatası var gibi zaman zaman yerini de kaybetti ama bakıyorsun ilk 10-15 dakika şey filan dedim ben. Serkan yerine Hüseyin daha iyi oldu buraya dedim. Bu arada şunu da ekleyeyim. Edgar sağ beke geçtiği zaman Edgar da kötü göründü. Hoca Edgar'ı hani senin dediğin gibi bir çare arıyor sağ beke. Acaba Edgar'ı orada da oynatabilir miyim diye bir çare alıyor ama büyük ihtimalle bugün o kararından da vazgeçecek. Edgar orada çok gitmeyecek gibi. Evet. Edgar'a ikinci bölge arıyorsak ön libero. Çiğ stoper de harika şu an. Hani, Hugo'dan gereği belki zaman şey yapıyor. Ha, gereği ama şey yani ikinci bölge Hüseyin'i bir şekilde kalacak ve işte Hüseyin'i şey olacaksa Hugo olacaksa belki hani sağ bek yerine belki ön libero'da işte oraya bir direnç menaj katması anlamında düşünülebilir. Onlar da sağ bek pek olmayacak gibi. Ya bu takımda ben şunu söyleyebilirim. Hüseyin mi Serkan mı sorusu çok zor bir soru.
Ama hiçbiri değil. hiçbiri. Şey var yani adama soruyorlar hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A eşinizle, adam direkt B diyor. Onun gibi bir şey o da. Ama yani hakikaten ikisi de. En azından ben Serkan'ın psikolojik olarak, psikolojik demeyeyim buna, mental olarak. Yani çünkü farklı şeyler psikolojiyle mental durum. Mental olarak bazı hatalarının farkında olduğunu düşünüyorum. Hüseyin eleştiriliyor, eleştirilmesinden, o baskıdan bunalıyor ama hatalarının farkında değil. Yani bunu genel olarak söylüyorum. İşte şey açıklaması var ya, o kadar adam geldi gitti ben oynuyorum. Öyle bir açıklaması var. Buradan anlayabiliyoruz zaten hatalarının farkında olmadığını. Ama Serkan'da ben öyle bir durum görmüyorum ya. En azından daha çabalayan, çırpınan bir oyuncu görüyorum Serkan'da. O da iyi bir sağ bek olmayabilir. Trabzonspor'un belki ilk 11 oynayacak oyuncusu değildir. Çok hani ya, ben en azından o fikirdeyim. Ama Serkan'ın ben yine Hüseyin'e göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok da işte, arada bir uçurum yok. Onu da söyleyeyim yani. Ya buradaki mental problem diyorsun ya. Bu da bak hani şimdi milyon dolarlık bir kulüpten, milyon dolarlık oyunculardan, bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte on binlerce taraftar, kulüp çalışanları, başkanlar, eski başkanlar, yurt dışındaki taraftarlar hepsinin içerisinde al. Daha önce oynadığın falan böyle bir yapı. Yani bu yapıya sen içeride bu tip işleri, yani adamların mental yorgunluklarını veya işte kişisel gelişimlerini veya işte senin de bahsettiğin kendinin farkında olmaması durumlarını veya işte o çabalamayla şeyi birbirine karıştıran, nasıl diyeyim ben, o sıçıp batırma diyeyim yani isimini, onu böyle o şeyi birbirine karıştırma durumunu, o mantaliteyi psikolojik bir şeyle aşabilirsin. Yani hani psikolojik bir destekle veya bir olgunlukla aşabilirsin. Bu milyon dolarlık ve böyle büyük kökleri olan bir camia buraya 2-3 tane psikolog atayamıyorsa, ayda işte diyorum ya, milyon TL'ler, milyon dolarlar dönerken alın size aylıkta 20 bin lira ya da bir ekip, alın size işte 100 bin liralık bir ekip, bu bizim işte spor psikologlarından oluşan böyle bir yapıyı buraya entegre edemiyorsa, ona da diyorum kapatalım dükkana gidelim diye. Yani bu çocukları yalnız bırakıyoruz. Bütün onlara eleştirilerimizi falan cebimize koyalım. Hepsi okey. Tamam hani sorunları var. Spor anlamında bazı yetersizlikleri var. Mental yetersizlikleri bilmem ne falan, ama taraftar çok fazla üzerlerine gidiyor. Bir yandan da kulüp, yani kulüp dediğim o sadece o bina değil. Yani bütün bileşenleriyle kulüp bu adamlara yardımcı olmuyor. Profesyonel anlamda yardımcı olmuyor. Yani üç tane psikolog atacaksın oraya. Bu kadar basit yani. Bir departman vardır muhtemelen bu tipler, ama çok etkin kulüp içerisinde rol aldıklarını düşünmüyorum. Belki yoktur bile. Varsa belki işte yayın yaptığımız zaman arkadaşlar uyarsın, Twitter'da yazsınlar vesaire. Psikologumuz bizim ne iş yapar? Ama bu büyük yapının içerisinde bir departman koymalısın. 3 tane, 4 tane bu tip işlerle uğraşacak. Bu çocukların işte Trabzon'u da bilecek, Türkiye gerçeklerini de bilecek, bu çocukların yüzleştiği gerçekleri falan da bilecek. Buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani katılıyorum. Çok zor bir şey olmasa gerek. Ben şeyi hatırlıyorum. Onur'un Amerika maçı ya da İsveç maçı. İsveç maçı olması lazım. Milli takımda işte bir gol yiyor. Acayip düştü, kurtarıyor. Sırt üstü düşüyor. Seken topta gol yiyoruz falan. Hani neyse, bu değil konumuz. Tartışabiliriz o golü de. Sonrasında ama acayip linçliyorlar ya. Anlatamam yani. Fanatik, fotomaç, tüm gazetelerde manşet, hani Onur'un bir tane böyle ellerinin belinde, suratının, kafasının yerde olduğu bir fotoğraf. Herkes Onur'u linçliyor. Sonrasında da işte milli takımın kalesi alındı Onur'da. Neyse, onu o değildi konumuz. Sonraki hafta yanlış hatırlamıyorsam bir Fenerbahçe... Sonraki hafta işte bir Anadolu takımıyla maç var. Ondan sonraki hafta Fenerbahçe maçı var. Onur o Anadolu takımına karşı oynayamamıştı. Niye abi? İşte adamı tüm gazetelerde linçlediler diye Onur oynayamadı. Yani baktığımızda Onur Kıvrak o dönem işte milyon eurolar kazanan bir futbolcuydu. Trabzonspor milyonlarca euroluk maaş bütçesine sahip bir takım. Ama bir futbolcusu fazla eleştirildi diye
adam maç kaçırıyor. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi ışıklar abi, bilmiyorum katılır mısın da, ışık sana ne kadar tutuluyorsa hatan o kadar ortaya çıkar. Tabii ki, kesinlikle. Yani ne kadar ışık duruyorsa yüzüne, yüzündeki sivilce belli olur, o işte benler belli olur. O detayları görürüz, görür insanlar ve eleştirir seni. Ve futbol bayağı ışığın tutulduğu bir sektör. Bu sektörde futbolcuların eleştirilmesinden daha doğal bir şey yok. Bu eleştiriyi futbolcular kaldırmak zorunda. Kaldırması için gerekli yardımların da verilmesi gerekiyor. Ama yok işte benim anama sövdüler, benim bacıma sövdüler, ben artık bırakıyorum, benim bu şehirle bir bağım kalmadı falan filan. Bunlar tabii ki yapılmaması gereken şeyler, o hakaretler, ama hani iki tane dengesizi de ya milletin ağzı torba değil ki sıkasın. O yüzden bunun önüne ne yazık ki geçemeyeceğiz, keşke geçsek. Futbolcuların kulaklarını tıkamasını bilmekten başka bir çareleri yok. Psikolojik destek. Bu da bilimsel bir şey. Ya ama şimdi bir şey var abi. Psikolojik destek de önemli tabii ama bir yere kadar kulağını tıkarsan da psikolojik desteğe de ihtiyacın kalmaz. Yani bir yerden sonra artık adam o kulağını tıkamana rağmen duyacağın kadar bağırır o hakaretleri. Evet. Ha, o zamandan sonra evet dersin ki tamam, psikolojik desteğe ihtiyaç var ama her futbolcu kötü oynadığında küfür işitiyor. Yani Pereira mesela Trabzonspor'da belki en iyi dönemi 2018-2019 sezonunda Başakşehir'e 4-2 yenildiğimiz bir maç var. Ayak tarak kemiği kırıldı adamın, maçtan sonunda bakıldı işte. Ayak tarak kemiği kırılmış. Ben maçtaydım, hatırlıyorum. Adamlar Pereira işte yere yattığı için, Trabzonspor taraftarlar Pereira'yı ıslıklıyor. İşte Sosa'ya suççesi. Şeyi hatırla, ayak tarak kemiğinin kırıldığı pozisyon sonrası gol yedik. O pozisyona faul çalmadı. Ayağına basarak kırdılar ayak tarak kemiğini. Ayağına basıp pozisyon verdik de gol. Doğru. Ayak tarak kemiği pozisyonda kırıldı. Aynen. Aha, yani o olmasa yani öyle de bir durum olmayacaktı. Ama işte buradan işin özünde şeyi söylüyorum. Bizde o bitmeyecek gibi. Türkiye'de de bitmeyecek. Trabzonspor'da hiç bitmeyecek gibi. Yani saldırılar hiç bitmeyecek. Antrenmana bir tane nasıl ki işte şut idmanı yaptıran hocan varsa, defansif organizasyonu halleden egemen oradaysa, kondisyonlar çıkıyorsa, yani antrenmana 4-5 tane Abdullah Avcı'nın kafa takımı dediğimiz ekip çıkıyorsa, bir kişi de yanında oyuncuların kafasıyla ilgilenen, yani oyuncunun şut bilgisiyle, defansif özellikleriyle, taktiksel dizilimini falan filan hallediyorsun, fiziksel işlerini hallediyorsun kondisyonlarla falan filan, mentalini halleden bir adam da bulunacak orada. Bilecek ki o adam, hani bu adamla konuşabilirim, bu adam bana bilimsel destek anlamında verebilirim, bu adam beni dinleyecek her seferinde, bu adamda benim ilacım var. Nasıl ki işte şut atmayı bundan, defansı egemenden, dizilimi Abdullah Avcı'dan öğreniyorsam, mentalde işte atıyorum şu X kişi bana katacak diyecek birisi olacak orada. Hiç bu olmuyorsa, bunu 60 için söylemiştim, futbolcu milyon TL'ler kazanan futbolcularımız bu tip işleri yapacaklar. Yani kendilerine, ama fizik kondisyonları, yani fizik anlamda kendilerini toparlayacak bir koç, ama mental anlamda kendilerini toparlayacak bir psikolog, ama başka şeyler, işte bunu daha önce 60 üzerinde şey söylemiştim, hatırla, işte imaj maker falan türü bir adama ihtiyacı var demiştim. Bu tip şeylerin, bunlar şey değil yani, aylık 20'şer lira, 20'şer bin lira versen 3 tane sana profesyonel destek verecek kapı gibi ekip kurarsın. Böyle büyük oyuncu olursun. Yoksa öbür türlü olursun işte, hani anlatılır. Serkan Balcı. Ha işte, yani başkası olursun. Biz neler geldi geçti yani. Tabii yani bu sektörde hani bir şekilde ayakta kalmak için harcanan o ufak paraların hiçbir önemi yok. 20 bin lira belki işte hani Türkiye'deki maaş alan insanların, iş sahibi insanların çok ciddi bir kısmının kazanamadığı bir para, ama futbol sektöründe hani aslında insanların para şeyi, mefhumu pek güçlü değil, bir yerden sonra kopuyor. Hani diyorsun işte 500 bin lira bir ev, tamam, ama ondan sonrası ortalama bir insanın pek şeyi olmadığı için, ilgilendiği, kullandığı paralar olmadığı için 3 milyon euro ne kadar ediyor, adam onu tam kestiremiyor. Yani o 3 milyon euronun yanında 20 bin lira hiçbir şey değil.
Tabii o ki. Yüzden o paralardan lafı bile olmaz. Onu konuşmamıza bile gerek yok bence. İşte başkanın şey yapması kadar saçma aslında. Ne yapıyordu? Toni Sarvia'ya maaş 339 bin euro. Niye o 1000 euroya 3 günlük yemeğe karışlarım abi? Hadi oradan ya. Hadi sonra da şey işte 3 kuruş Sosa'ya şeye vermeyip Novak'a vermeyip işte Afoba'ya bugün yine gördün işte Yusuf'un getirdiği topta nasıl pozisyon aldığını. Öyle olunca da işte getiriyorsun şey o Plaza getiriyorsun. İşte söylentiler şey ayakta duramıyor. Yani futbolla ilgisi yok adamın. Bence Plaza'ya acayip acayip paralar veriyorsun. Geliyorsun 3-5 maçta sonra Göztepe'ye göndereceğin şey Diabete'yi falan getiriyorsun. Öbür türlü öbür yandan da neymiş 3 günlük yemekmiş. Yani o işleri şovunu iyi yaptı da sonunu iyi getiremedi. Bu arada şey haberi vardı. Halil Akpınar Diabete artı 1 milyon teklifi falan gibi bir haber vardı. Onu da ilginç geldi bana. Yani güzel olmuş. Yani kafa kafaya belki de 1 milyon euro bir dakika ya ne oluyoruz yani hani o kadar zengin değil bu kulüp. Tamam Halil okey de. Ya 1 milyon euro fazla gelebilir ama şimdi düşünelim mesela Halil'i hiç takas kullanmasan kaç dersin Eder'e? Ha işte Halil'in de yaşı var baktığın zaman yani bir mi dersin, iki mi dersin bilmiyorum ki. Yani Halil 28 olmuştur. O civarında 30'a yaklaşmıştır yani. 28 falan herhalde değil mi? Şimdi bakacağım ona da. Ya Transfermarkt Eder'ine de bakacağım ama ben 2'den aşağı yani 2.5 falan Eder bence Halil. Çünkü baktığımızda daha bu sezon 8 gol 8 asist gibi bir performans. Ya, ya hiç itirazım yok da yani artık o paralar hani biz yaparken bu kadar hani Harvard'ı hiçbir şey vermiyorsun aslında. Öyle düşünüyorum. O artı hiçbir şey. Yani bilemiyorum yani. O paraları vermek doğru gelmiyor. 27 yaşında 4 milyon euro Eder'i var. Abi ya şöyle bir şey var. Biraz da iyi bir kadro hani artık şampiyon olacağım diyorsan iskeletin üstüne bildiğin adamı alman lazım. Hani şey 700 bin euroya Halil'den fazlasını vaat eden ama daha azını da vaat eden bir oyuncuyu almak yerine 1 milyon euroya kendi liginde gördüğün bildiğin Halil'i almak daha mantıklı geliyor bana. Hem de Diabate'nin bir maaş yükü de var. Her sezon 1 milyon euro maaşı var. Halil büyük ihtimalle Halil'e öyle para verilmez. Çok daha az verilir. Bir vallahi, 600 bin euroya falan çözülebilir. Çok emin değilim de yani şey 4.5'a biz Victor Hugo'yu aldık değil mi? 4 milyonla. 3.5'a düşün. 3.5'a Victor Hugo kalitesini getirebiliyorsan sen 3.5'a 4'e Halil'den çok daha iyisini bulup oraya monte edersin. Artık o yani. Ama abi işte öyle olmuyor. Gördük onu yani. Hugo tamam oldu eyvallah güzel hatta Hugo daha da kendini ispat etmiş bir oyuncuydu. Ama hepsi tutmuyor. Yani dış transfer biraz riskli oluyor. Bakasetas hamlesi gibi, Berat hamlesi gibi böyle. Bu zaten ilk 11 oynatacağımız bir oyuncu olmaz Ali. Yani yedek için 1 milyon euro artı Diabate ne kadar doğru olur tartışılır ki bence 1 milyon euronun altına düşülür bir şekilde. 800 falan görülebilir ama ben bir 800 bin euroya öyle bir paraya da okeyim. Hiç sesimi çıkarmam. Halil beğendiğim bir oyuncu. Evet. Tam emin olamadım. ne karşı geleyim ne şey arada bırakayım. Ben biraz cimriyim o konularda. O yüzden olabilir yani. Yok. Haklısın ama yani hani şey var ya işte Adidas'tan bir şey alıyorsun. Mavi'den bir şey alıyorsun. Bir de LCYK'den bir şey alıyorsun. Evet. LCYK'deki 50 lira Mavi'deki 350 lira. Tamam belki o 300 liralık bir kalite farkı yok kumaşında falan ama sen oradaki güveni de satın alıyorsun. İşte Mavi'nin pantolonunun rahatlığını da rahat olduğuna emin olmanı da onun için de bir para ödüyorsun. İşte Mavi logosunu taşıyor olmandan da bir para ödüyorsun. Onun gibi bir şey burada. Halil de senin bildiğin, senin pazarından bir adam. O güven için de biraz para ödemiş olacaksın diye düşünüyorum ben. Aksini iddia eden olabilir. Hani şey gibi Bakasetas'ı 200 bin euroya Yunan Ligi'nden alabilir miydik? Alabilirdik ama ya tutmasaydı ya o para evet, çöpe gitseydi. Evet. Biraz da liginde gördükten sonra almak daha iyi oluyor diye düşünüyorum ben. Ama hani aksini düşünenlere de olan bu ne saçma fikir diyemem. Çok da siyahla beyaz iki görüş değil bence bu ikisi. Genel olarak benim eklemek istediğim bir şey yok. Senin var mı? Yok benim de yok. Umarım güzel bir program olmuştur dinleyenlerimiz için.
Bugünlük bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.